haberiniz yoksa programından herkese merhabalar. Bugün Anadolu yakasındayız, Caddebostan'a geldik. Ünlü oyuncu Mesut Akusta ve eşi Şafak Özbir'in evine konuk oluyoruz. Şimdi hep birlikte gidelim. Evet, bugün Şafak Özbir'in evine konuk olduk. Böyle adalar manzarası eşliğinde sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evlendikten sonra ilk eviniz burası mı yoksa başka bir evden buraya mı taşındınız? Başka bir evden geldik. İlk evlendiğimiz ev de buraya çok yakındı. Fakat Can'a doğduktan sonra sığamadık, o yüzden buraya geçtik. 2016 yılında mı evlenmiştiniz? 2016'da evlendik. 2017'de Can'a doğdu. Sizden bir de tanışma hikayenizi dinleyelim. 2011'de tanıştık biz Mesut'la. Zaten Mesut sürekli şehir dışında çalıştığı için yani biz de çok görüşemiyorduk açıkçası. Yani telefonla ya da 2-3 ayda bir. Ama tabii sakladık çünkü hani hem benim ailem hem kendisi ünlü olduğu için bayağı bu başardık yani. Yakalanmadık evet. Hiçbir yerde basını. Peki bir oyuncuyla evli olmanın zorlukları var mı? Ya var tabii ki ama yani hani bilmem, ben öyle çok onun yaptığı işe çok anlam yüklemedim galiba. Çünkü Mesut eve geldiği zaman iş hayatını bırakır eve girince. Sizi bayağı bir eskiye götürürsek nasıl tanıştınız? Şöyle, ben Büyükada'da yaşıyordum o dönem. Ben 8 sene boyunca Büyükada'da yaşadım. Otelim vardı evet. Adada. Orayı işletiyordum. Mesut da arkadaşlarıyla birlikte oraya geldi. Orada tesadüf tanıştık. Ondan bir sene sonra tekrar geldi adaya. O zaman görüşmeye başladık. Evet, biz tanıştıktan tam bir sene sonra. Peki o bir sene boyunca hiç iletişiminiz olmuş muydu? Ya biz hani tanıştık. 6 ay sonra bana bir mesaj gönderdi. Doğum günü mesajı. Otelden giderken kartımı almış. Ve Facebook'tan eklemiş beni. Bir doğum günü mesajı gönderdi. Ondan da tam 6 ay sonra ben sizinle görüşmek istiyorum, gelebilir miyim diye bir mesaj gönderdi. Tam bir sene sonra oldu. Peki Mesut Bey sizinle karşılaştığı zaman böyle bir şey aklında var mıymış yani? Hayır, yokmuş. Ya ilk görüşte aşk diyebiliriz onunkine. Sizi gördüğü zaman etkilenmiş, daha sonra aynen. Bir süre geçmesini bekledi evet, sanırım. Evet ama işte şöyle bir şey düşünmüş, hani ilk gördüm ama hani yarın ararsam olmaz. Benim bir o arayı biraz açmış 6 ay. Evet, aynen. O arada da büyük ihtimalle şehir dışında işleri falan vardı. Bir de şimdi yaşı itibariyle bizim aramızda 18 yaş var Mesut'la. Çok daha olgun davranabildi orada. Hı-hı. Hani bekledi. Beklemesi de iyi olmuş aynen. Herhalde. Doğru zamanda demek aynen. Ki. Aynen. Sizin de kalbinizi hı-hı. Çalmış. Tam doğum gününde tanışmıştık. Bir sene sonra tam doğum gününde geldi tekrar. Aa, çok güzel. Peki romantik bir evlilik teklifi aldınız mı? Ya, bizim öyle bir ritüelimiz olmadı açıkçası. Yani böyle hani işte çiçekler, özel. Beni ilk gördüğü zaman Mesut, ilk yemek yemeye çıktığımız zaman şey demişti bana. Senden çok iyi bir anne olur, benimle evlenir misin dedi. Oydu bizim evlilik teklifimiz. Sonra gelişti süreç. Peki arada böyle tartışmalar, küsürler, bir şeyler tabii. Oldu mu? Tabii, nişan attık. Bir dönem ben annem görüşmemi yasakladı. Çünkü 18 yaş var aramızda. Bayağı bir yaş farkı, işte oyuncu, hani anneler daha böyle mühendis, doktor falan diye kızları için hayal eder ya, hani çok zor hayat. Öyle bir görüşme yasağımız da oldu ama hepsini atlattık çok şükür. Ama sizin aile için çok şey değildir herhalde ünlülük kavramı. Esra Hanım da ünlü, Mesut Bey de ünlü. Ünlülükten dolayı değil de herhalde o işin zorluğundan hı-hı. Dolayı. O zaman bu güzel sohbete evi dolaşarak devam edelim. Dekorasyonla ilgili misiniz? Yani dekoru çok severim. Evin içindeki o hani kendim zevkime göre döşemeyi çok seviyorum. Kendi tarzımı hep yaşayan olarak tanımlarım. Çünkü ben hani böyle çok kalıp, hani çok herkeste olan, böyle kendi hani benden bir şeyler katılmayan bir yerde oturmayı sevmiyorum. Yani bir yerde bir kitap olmalı, her zaman söylerim. Mutfakta bir bulaşık muhakkak olmalı. Yani orası yaşamalı, bizden bir şeylerin olmasını çok seviyorum. Bu evde bir mimarla mı çalıştınız yoksa tamamen? Bir mimardan destek aldım. Her şey benim zevkim ama mimardan destek aldım. Mesela hani TV ünitesini yaparken mimardan destek aldım. Neyi nereye koymam gerektiğiyle ilgili mimardan destek aldım ama genel olarak benim zevkim, benim tarzım diyebilirim. Evin kaç metrekare olduğunu soracağız bize, kaç oda? 4 oda 200 metrekare.
Şuradan şöyle bir devam edelim. Şu fotoğrafınızı ben çok seviyorum. Nerede çekilmişti? Bu fotoğraf Cano'nun 3 yaşı. Pandemide Bodrum'daydık. O zaman sadece ailece kutlayabilmiştik pandemi olduğu için Gümüşlük'te. Hep birlikte bir yerde kutladık, orada çekilmişti. Çok güzel, çok tatlı. Anne babanız. Annemle babam, evet. Bu da Cano'nun kendi çizdiği bir aslında kendi çalışması. Aa, çok güzel. Mesut Bey'in fotoğrafı ve ödüller var, evet, galiba, Mesut'un değil mi? Evet, Mesut'un ödüllerinden birkaçı diyeyim. Birkaçı tabii. Evet, onları da burada görmeyi çok seviyoruz. Şurada bir düğün fotoğrafımız var. Evet. Çok güzel bu. Şu da Cano'nun ilk doğduğu gün hastane fotoğrafımız. Burada böyle her şey birbirine uyumlu aslında, değil mi? Evet. Şunlar mesela annemin evinden aldıklarım. İşte böyle arada gider alırım. Çok severim öyle şeyleri. Manevi değeri olan şeyler var elinizde, değil mi? Aynen öyle. Aynen. Harmanlamayı seviyorum kendi yeni eşyalarımla birlikte. Hoşuma gidiyor. Bu şey sandık sehpa olarak kullanılıyor herhalde, değil mi? Çok evet, güzel. Evet, iki yanında çok büyük çekmeceleri var. Yani bana aslında salonun ardiyesi gibi oluyor. İlk evlendiğimde aslında köşe koltuk kullanmıyordum. Fakat çocuk olduktan sonra biraz daha konfora dönmeye başladık. Çok rahat hani olmuş, evet. Şıklıktan daha çok kullanışlı ve konfora dönmeye başladık. Evde çok güzel tablolar da var. Bunların bir hikayesi var sanırım. Sizden onlar dinleyelim. Benim ailemin hediyesi bana, düğün hediyesi. O yüzden salonda hepsi. Hepsi de kıymetli tablolar. Çok seviyorum. Bu büfeyi ilk aldığım zaman şeydi, camdı. Bu antik aynayı ben yaptırdım. Aa, çok evet, güzel. Normalde tamamen cam, içi gözüküyordu. Ama ben antik yaptırdım. Böyle büfe gibi kullanıyorum, içi çok gözüksün. Düzenli misiniz diye soracaktım ki açtınız. Düzenliyimdir, olabildiğince. Peki eşiniz? Mesut da düzenlidir. Yani düzene çok karışmaz ama dağınık değildir. Hani beni dağıtmaz. Ama ben de bir dönem çok dağılıyorum. Sonra hemen toparlanıyorum. Şey değilimdir yani, böyle obsesif ve takıntılı değilim. Eşyalarımı evlenirken bu Dodon almıştım. Sonra zamanla harmanladım işte. Hani deri chesterler kattım. Bu sandalyeleri çok seviyorum. İlk evlendiğimde bunlar yoktu. Şimdi bunları aldım. Böyle eski, aslında yeni. Klasikle modern, evet, harmanlanmış modern, evet, gibi. Ben çok seviyorum. Bizim evlendiğimiz yıl Mesut Karagül'deydi. Antep'te çalışıyorlardı. Evet. Oradaki Bakırcılar Çarşısı'ndan almıştım bunları. Bunların hepsi oradan hatıra. Çok seviyorum. Gidip orada karıştırıp bulup tek tek almıştım. Gittiğiniz yerlerden böyle bir şeyler almayı, hatıra almayı seviyor musunuz? Seviyorum. Yani böyle eski, yine dediğim gibi hani eski bir şeyler satanlar varsa çok hoşuma gidiyor. Buyurun. Ay, mutfağımız çok güzel, çok ferah, çok geniş. Sağ olun, teşekkür ederiz. Ben de çok rahatım burada. Siz bu evi aldığınızda mutfak böyle miydi, yoksa siz böyleydi, mi sonradan yaptınız? Böyleydi. Adada vardı. Aynen, şansımıza böyleydi. Ben biraz renk seviyorum galiba mutfakta, tabaklarımda. Mutfağa en fazla ne alırsınız? En çok tabak takımı seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. En çok tabak takımı alırım. Şöyle bir dolaba bakabilir miyiz? Bu düzeni bir de burada görelim. Tabii, bakalım. Şöyle bakalım. Burada bardaklar var efendim. Onlar da ince gibi dizilmiş. Şuraya bakalım isterseniz. Burada da bir tabak takımı var. Tabaklar burada. Aynen. Çok güzel. Siz renkli detayları seviyorsunuz, seviyorum, değil mi? Böyle burada burası tencere bölümümüz. Buradaki tabak takımımı yine mesela annemden aldım. Annemin eskileri de toplamayı ben çok seviyorum. Çok güzel. Her zaman. Bizim için de çok güzel hazırlanmışsınız. O zaman sohbete sofrada devam edelim. Her şey şahane gözüküyor. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Mutfaklarınız nasıl? Mutfağı çok seviyorum. Yemek yapmayı çok severim. Ancak şey, evde az kişi olduğumuz için bizim evde daha çok böyle iki günde bir yemek yapılır. Fırsat buldukça yapıyorum ben de, ama evde muhakkak ev yemeği olur. Kahvaltılarınız mı meşhurdur? Akşam yemekleriniz mi? Akşam yemeklerim ve zeytinyağlarım, çünkü annem benim Rum olduğu için onun zeytinyağlarından hani el aldığım söylenir. O tip meze ve zeytinyağları daha iyi yapıyorum. Peki Mesut Bey ve Cano en çok sizin hangi yemeğinizi sever? Mesut'un en sevdiği yemek nohut pilav olduğu için ona en çok onu yaparız. Cano da mercimek çorbası çok sever. Ama her şeyi yiyor. Yemek ayırt etmiyor. Yok, yemek ayırt etmez, evet. Balık çok sever, işte pazar günleri balık rutinimiz vardır, evde pişer. Oo, çok güzel. Peki evde mi daha çok yemeği seviyorsunuz, dışarıya çıkar mısınız böyle
İşte her hafta bir gün mutlaka dışarıda yemek yeriz gibi. Evet, her hafta bir gün mutlaka dışarıda yemek yeniyor ama ben evde yemeği tercih ediyorum. Çünkü zaten yazları, tatilde çok dışarıda yemek yiyoruz. O yüzden hani o kadar yoğunuz ki evde yemek yemek, evde olmak bizi çok dinlendiriyor. Birlikte yemek yapıyor musunuz eşinizle, Cano'yla? Ya Mesut çok mutfağa girmez. Ama hani bazen Cano'yla oyun oynamak, aktivite yapmak için hani birlikte bir kek yapıyorlar işte. Hani bir kurabiye yapılıyorsa işte Mesut orada bulunur, böyle bir şeyine katkıda bulunur ama çok fazla mutfakta olmaz. Bir iş bölümü var mı evde Mesut Bey'in yaptığı bir şey, ya da her şey size mi ait, siz mi organize edersiniz? Her şey bana ait. Mesut ev içine çok karışmaz. Çok da zaten vakti de yok açıkçası. O sadece yapılanı bozmamakla bir iş bölümü var onun. O yani düzenimizi bozmaz, karışmaz. Evde her şey size mi aittir? Bana ait, evet. Yani dekorasyon olsun, işleri yönlendirmek. Evet. Yardımcınız var sanırım. Yardımcım var ama organizasyon bendedir. Alışveriş, evde ne yapılacak, işte misafir geleceği zaman ne olacak, evde ilgili herhangi bir iş oldu mu? Evin içi tamamen bende. Sık alışveriş yapar mısınız? Ya eskiden daha çok yapıyordum ama şu anda daha o alışveriş durumunu da daha iyi idare ettiğimi düşünüyorum. Peki daha... kahve mi çay mı? Size kahve. Kesinlikle kahve. Türk kahvesi. En çok herhalde evde Türk kahvesi tüketiyorsunuz. Türk kahvesi. Yani Mesut çaycıdır. Ben o setten çaya alışık. Ben Türk kahvesi seviyorum. Burada geniş bir koridor var ama evet. Bizi Frida karşılıyor. Aynen. Çok seviyorum Frida'yı. Hayatını da çok seviyorum. Burada 4 tane portresi var. Moda'da bir dükkan vardı. Oradan almıştım böyle 4 tane aynı portresini. Arada da bu kuş tüyleri. Aynı yerden alındı değil aynı mi? Aynı yerden alındı. Bunları böyle her baktığımda yeniden görmüş gibi oluyorum. Çok hoşuma gidiyor. Çok güzel. Gördüğünüzde burası mı canlandı gözünüzde? Koridora böyle koyarım. Aslında salonda olur. Kullanmıştım. Fakat sonra burası çok geniş olunca, geniş alan, hepsini de bir arada kullanmak istiyordum. Buraya çok iyi yerleşti. Nasıl? Hı-hı. Burada da Mesut'un annesiyle babası rahmetli. Ay çok güzel. Burada hemen oturma odası var. Evet. Şöyle geçiyorum. Burası da benim hem oturma odam, hem çalışma odam, hem hobi odam. Burası biraz daha bana ait gibi. Evde en çok burayı mı kullanıyorsunuz? Ya en çok böyle hani huzurlu, mutlu olduğum yer burası diyebilirim. Hemen buraya kaçarım. İşte bir kitap açarım. Ondan sonra işlerimi hallederim. Kitap okumayı seviyor musunuz? Çok seviyorum. Dergi biriktirmeyi çok seviyorum. Buradakiler hiçbir şey değil. Acayip bir koleksiyonum var dergilerle ilgili. Şu anda çok yerim olmadığı için burada tutamıyorum depoda. Kitap olmayan ev bana göre ev değil. Bu da şimdi Asmalı Mescid'de bir tane eskiciden almıştım onu. Odur budur durur. Çok hoşuma gidiyor. Evde her yerde çok güzel tablolar var. Kızımın okul kermesinde satılıyordu. Şöyle bir güzel. Arkada, kenarda, köşede duruyordu. Oradan aldım. Çok hoşuma gitti renkleri. Tam dedim ki buraya çok güzel olur. Her gören de soruyor bu kimin tablosu, nereden aldın diye. İyi ki almışım, çok seviyorum. Bunu çocuklar yaptı değil mi? Evet, çocuklar, liseli gençler yapmışlar okulda resim dersinde. Sonra bir kermeste satıyorlarmış. Çok hoşuma gitti, aldım. Çok güzel. Plaklar var. Plak evet. Seviyor musunuz? Çok seviyorum plakları. Böyle bir şey var. Çok güzel. Çadırım. Bu da ev hediyesi gelmiş çok yakın bir arkadaşımdan. Dinler misiniz arada oturup burada? Arada dinliyoruz keyif yapmak için, evet. Ama çok da güzel dekoratif de duruyor. Çok hoşuma gidiyor. Cano'nun bir yaş çekiminden biri. Evet, bir yaş çekimi. Bunlar da hatıra olarak burada duruyor. Cano çok seviyor kendisini görmeyi. Ay çok böyle güzel. Böyle duvarda çok böyle hani aidiyet hissediyor. Bunlar da işte unutuyoruz ya hani o zamanlarını. Çok güzel hatıra, evet. Aynen. Çok güzel zaman geçtikçe. Anılar bunlar. Aynen öyle. Burada çok vakit geçiriyorum. Ajandan bütün her şeyimi burada organize ediyorum. Burası böyle bir sakin, dingin geliyor bana. Daha rahat hallediyorum her şeyimi. Çok güzel. O zaman bu odadan Cano'nun odasına Hadi doğru geçelim. Gidiyoruz. Prenses odasına geldik. Evet. Burası da Berfin Cano'nun dünyası. Duvarda yazdığı gibi. Bu duvar kağıdı çok güzel olmuş. Aynen. Biz de çok severek kullanıyoruz bunu. Çok hoşuna gidiyor onun da. Orada Berfin Cano'nun dünyası yazdığını ilk okuma yazmayı öğrendiğinde o kadar hoşuna gitti ki. Bu sene öğrendi kendi kendine. Kendisine ait bir şey olması hoşuna evet, gitti değil mi? Evet. O aidiyet çok
keyifli bir şey oluyor. Hani odasında bir şeyleri düzeltiyor, işte paralarını biriktiriyor bir yerde. Dolaplarını kendine göre düzeltiyor. O dağınıklıktaki düzenlik çok hoşuna gidiyor onun. Kıyafet seçimi artık kendisindedir evet, herhalde. Evet, kıyafet bir krizimiz var her sabah okula giderken muhakkak. Ben tayt giyeceğim, ben bunu giymeyeceğim, bu rahatsız ediyor falan. Ama bırakıyorum artık, ne istiyorsa onu giysin. Bu herhalde yeni doğduğu zamanlar değil evet, mi? Evet, çok bebek daha orada 2 aylık falan. Şurada da var bir fotoğrafı, orada birazcık daha böyle 9 aylık falan. Güzel. Şuraya ona bir kitaplık yaptık kapının arkasına. Şöyle gösterelim. Geliyor, her akşam istediği kitabı seçiyor. Oradan bir kitap güzel, okuyoruz. Evet. Kitap okuma alışkanlığı içinde çok destekleyici oluyor, çok hoşuna gidiyor. Oyuncaklarını azalttık. Daha çok oyuncağı evet. vardı. Artık daha çok böyle ders, aktivite, o tip şeylerden hoşlanıyor. Böyle bir yine ona fotoğraf alanı yaptık. Canan'ın bütün yaşlarını gösteren herhalde fotoğraflar aynen. var orada. Aynen, evet. Böyle fotoğraf alanı yaptık. Bunlardan böyle bir tur daha var bende. Arada değiştiriyorum resimleri. Farklı olanlarını koyuyorum. Ay çok güzel. Evet. Ya babasıyla olanlar değişmiyor. Onlar çok kıymetli. Düşkün mü babasına? Çok. Çok zaten yani. Kız çocukları babasına düşkün evet, olur. Evet. Aynen öyle. Burada geniş bir dresuar ve ayna karşılıyor bizi. Evet, şey eve girişte böyle hani büyük objeleri seviyorum. Ayna da böyle geniş gösteriyor mekanı. O girerken ki o havası çok hoşuma gidiyor. O da Mesut'a bir arkadaşından hediyeydi. Çok hatta şahane. Evet. Bizi eski günlere götürüyor. Şurada şöyle Canan'ın bir ilk ayakkabısı evet. var. Benim çok de bebekliğimde güzel. Böyle annem kapıyı asmıştı ilk ayakkabılarımı. Oradan kalma, ben de onun ilk ayakkabılarını böyle. Çok güzel olmuş. Gidiyor. Gerçekten aynen. Çok güzel olmuş. Bir ev turumuzun da sonuna geldik. Şafak Hanım bizi çok güzel ağırladı evinde. Çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Çok mutlu oldum. Çok güzeldi. Çok keyifliydi. Çok teşekkür yine ederiz. Yine bekleriz. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.